Evet, şimdi Kars'ın akşam saatleri ve akşam yemeği döner. Yani döner yemeden gitmemek lazım. Kars'a gelip de döner yemeden gitmeyin. Özellikle ve burada tadım döner var. Tadım dönerde abi siz buyurun. Yağmur yağıyor. Evet, selamünaleyküm. Abi şu döneri bir yakından görebilir miyiz? Yağmur döner, tadım döner değil mi? Abi döner diyor ki kalbin dostudur diyor. 15 günde yemek lazım diyor. Döner D vitaminidir diyor. D12 var diyor. Hani örneğin. Gerçekten de döner nedir ustam? Döner bana bir anlat abi. Abi döner lezzetli, güzel. Et yemeyen insan zaten hastalığı çok olur. Mecburen et yemek zorundayız. Bizim Kars'ta herkes etle büyüdüğü için. Güzel. Maşallah hepsi sağlıklı. Evet. Güzel. Onlar evet. 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 Bunun eti dağdaki çiçeklerden oluşur. Yani bunun etin hani etten başla ondan sonra beslenmesine kadar önemli değil mi? Tabii tabii. Kars'ta hayvancılar sizin kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Evet. Al bunu. Kars hayvancılığın en iyi bölgesidir. Evet. Tamam mı? Yani bizim burada bizim etimiz şöyle diyeyim sana. Yani ha biraz sert olabilir ama dışarının etine göre çok çok iyi tat. Çünkü hep hayvan geziyor. Evet. Gezdiği doğru. İçin eti çok güzel olur. O doğada beslenmesi tabii, harika. Tabii. Dışarıda yani. Hayvan geziyor. Bizim içeride kalmıyor hayvan. Evet. Tamam mı? Belirli bir süre içeride kalıyor. Diğer ülkelerde de hep dışarıda. Evet. Dışarıda olduğu için etimiz çok güzel. Evet. Tamam. Bizim etimizin, dönerimizin zaten özelliği kendi yağı. Evet. Baharatı %1 gibi, 2 gibi. Tamam mı? Yani bizim etim, dönerimiz hemen hemen şu anda Türkiye'de ikinci. Süper. Bunu Hürriyet gazetesi de yayınladı zaten. Süper. Tamam mı? Süper. O zaman demek ki döner nerede? Kars'a geldiğin zaman tadım dönerde yiyeceksin. Oğuzistan'ın yanında yiyeceksin. Bitti. O zaman döner için Kars'a geldiler. Tabii Kars'a. Ya Kars Türkiye'nin başkenti. Başkenti. Ha sahip yok ona bir şey diyemem. Eyvallah. Abi kolay gelsin. Bravo. Cumhuriyetin Cumhuriyetin kurulduğu yer efendim bura. Türkiye'nin başkenti değil mi? Sahip olmadığı için yapabilir. Ha bunu da aldık üstünde gidelim efendim. Bu ne hayatım buraya? Bu vakit buraya çık. Buradan çık mı? Tabii ki buyur efendim. Abimize. Heh, buyur abi. Şimdi döner her yerde döner. Evet. Ama Selçuk'sa da farklı bir döner. Çok güzel. 26-40 yılımızı verdik abi biz bu işe. 26 yıldır bu döner işini yapıyorum. Türkiye'de bilen biliyor zaten. Kars'a gelen mutlaka bize uğramıştır, tatmıştır. Süper. Yani teşekkür ederiz. Misafirlerimiz elimizden geldiği kadar memnun ediyoruz. Dönerimizin %70 dana, %30 kuzu. Kuzu güzel, boşluğu. Güzel. En az 3 gün salamur ederiz, terbiyede bekletiriz. 4. gün işleriz abi. Bunun terbiyesi önemli değil mi? Tabii çok önemli. Özellikle. Ondan sonra pişirmesi, ateşi. Aynen öyle. Kısık bir ateşte. Evet. Ağır ağır kendi halinde. Biraz evet. Yoğun oluruz. Bazen biraz hızlandırıyoruz ama evet. O da ayrı bir şey. Güzel. Vallahi bak, genelde özellikle Kars'ımızı güzel temsil edin. Gelen kim olursa olsun anneniz gibi, babanız gibi zaten ağırlayın ya, başımız yeterli. Başımız gözümüzde misafirler. Çok şükür o konuda da evet. İyiyiz. Gidenlerin yorumlarına bakıyoruz. Süper. Eleştiriler de alıyoruz. Kendimizi de seki düzen veriyoruz. Genelde herkes memnun. Teşekkür ederiz. Ve gidip de birbirlerine tavsiye eden çok. Tabii. Evet. Hocam bir de öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz benim Kars'ın elçileri olduğuna inanıyorum. Tabii ki tabii. Onlar ileride bizim aynen. Çocuklarımız olabilir, evlatlarımız olabilir. Aynen. Bu öğrencilerimize hani çorbada bir özel bir fiyat verebilir misin? Tabii tabii. Ben biraz öğrencileri hani biraz desteklemek başımız istiyorum. Başımız üstüne abi %20 indirim yaparız abi. Süpersin. O zaman öğrencilerimize bunu aynen. Duyuralım. Başımız gözümüzde. Öğrencilerimiz. Her zaman gelsin evet. Çocuklarımız abi geleceklerimiz. Evet. Onlar elçilerimiz. Aynen öyle. Doğru ben mu? Ben de çocuk olarak öğrencilerim. Bravo. Bravo.
Ben Trabzon'da öğrencim var abi. Ben öğrenciyken gitmişim. İki ekmek yemişim. Adam demiş ki çorba benden, ekmeğin parasını ver. Aynen öyle bir söylenti var. Yani ben yaşadığım için söylüyorum. Gerçeği böyle abi ya. Evet. Öğrenciler farklı bizim için. Süper. Her zaman kapımız açık. Süper. Bir daha bir konu var abi. Ben köyü gezdim. Dedim ki ya eşini Kars'a götürüp bir döner yedirdim mi? Bir piti yedirdim mi? Yok. Dedim ki bu hafta eşini alıyorsun, Kars'a götürüyorsun, döner yediriyorsun. Ben parasını vereceğim hani özellikle kamçılamak için. Bizim bu özellikle köylü çiftçilerimize iki kişi gelse, bir kişi ödese onları bir özel bir kampanya yapabilir misin? Onlar özel bir şey. Yani inan şimdi söyleyeyim abi. Biz hani bir model şey hani iki kişi gelin hani tek kişi ödeyin ona bir rakam belirlemen gerekiyor. Ya onu İstersen şöyle... onu ben telefonda öğreneyim onu da çevremize tamam. Yayalım. Olur yani, mu hocam? Onu aynen ben daha sonra bilgi veririm. Yani iki kişiye sahip çıkalım hani anladım, destek verelim. Anladım abi. Kucak açalım. Tamam bunu da mantıklı mı? Mantıklı olur abi. Süpersin. Beni kırmadığın için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi bizim burası yani nasıl diyeyim ki yani müşterimiz de ailemiz gibi. Kesinlikle. Zaten yani bu memleket herkes birbirini bilir. Tabii. Şu şeyle çık, şimdi şu sırada kime sorarsanız herkes gösterir. Aynen öyle. Birbirimizi seviyoruz. Yani parası olur, olmaz. Hiç problem değil abi. Kapımız her zaman açık. Zaten bunlar bu insanların sayesinde. Yani. Evet. Tabii süper. Ki olacak öyle ikramlarımız da olacak. Zaman tabii. Zaman hizmet, tabii. Zaman farklı şeyler. Her zaman abi canlarınızı ister. Cansın. Teşekkür ediyorum. Yani